Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatı. Dima 55. Dima'nın meratipleri vardı. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dima'daki dima sistemindeki bu itikadın dışa vuruşu salabet ahkamları, ona ustad şey de diyor, haletleri, ondan çıkan bir halet. Bu her bir haletin toplamı da ahkamları oluyor, dışa vuruşları olduğu için. Şimdi salabet dersimiz, bugün bunu bitireceğiz inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nasıl bitirin? O da Osman gibi oldu. Sayfaları dizi bunu da okuyacağım. Bunu da okuyacağım. Bunun üstüne oturdunuz bana. Salabet, lügat manada metanet, katılık, sülbiyet, peklik, dayanma, sağlamlık, mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla mutasıf olmak, bunun zıttı lavalilik. Başka bir manada halet. Şimdi bu itikadı çalıştığımız için bunu anlamakta kolay olacağı için fazla durmayacağız üzerine. İtikattan dışarıya çıkıyor. Hemen ben Kalı Mesnevi'den başlayayım. Ondan sonra buraya gireyim. Kalı Mesnevi'yi size göndermedim galiba. Bu yok resmi. Kalı Mesnevi'de çıkan cümleleri ama sayfaları söyleyeceğim, metni okumayacağım. Bağdıllı Mesnevi'den, salabet, dayanma gücü, kararlı şuurlu dayanma anlamına geliyor. Şuurlu sebat. Büyük Mesnevi Nuri 226'da şöyle geçiyor, bir bunu yazdım metnini. İslamet, metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda. Şimdi bununla alakalı tespitimi size paylaşacağım. Mukaddesatı korumada kararlılık ve cesaret, salabet, sözünde ve kararında dönmemek, fikrinde sabır ve azminde kadi ve akidesinde ruhsu sahibi olması kıymetli bir seciyedir ki, salabet, çok önemli bu, şu anda okuyacağım cümle, şahs-ı maneviyi tazamun ediyor, salabet şahs-ı maneviyi içine alıyor ve ondan kuvvet buluyor. Bu benim şeyim, orada gelişinde bu var. Bir de okuyorum, salabet şahs-ı maneviyi tazamun ediyor, içine alıyor, ondan kuvvet buluyor. Salabet, bütünlüğün kuvveti, dima bütünlüğünün kuvvetidir. Bidatlar, ihtilaflar öldürüyor salabeti. Salabetin zıttı laubanedir ki, işaret icazda Peygamber Aleyhisselam'ın en ciddi sıfatlarının bir tanesi, yani en yüksek ulvi sıfatı ciddiyettir. Bunun zıttıdır. Bunu çok önemli şey, şahs-ı manevi tazamın etmesi, şahs-ı maneviden kuvvet alması, aynı zamanda şair-i İslamiye'den de kuvvet almasını söylüyor. Gene Bağdıl-ı Mesnevi 690'da salabet kudret-i ezeliyi tazamın ediyor. Ona mazar oluyor. Kudret-i ezeliye mazar oluyor. Yani çok ilginç, hangi ismi mazar oluyor diye bakınca. Sayfa 335'te orada söylüyor, ben metni okumuyorum, şey okuyorum, çabuk yapayım diye. İtikadında şuurluluk, salabeti orada, itikadında şuurluluğun alameti, takva sahibinin ifrat ve tefritten azade, hattı vasat olan istikameti koruyabilme haletidir ki, bir insanın ifrat ve tefritten azade, hattı vasat olan istikamette bulunma nispetinde itikadı salabettedir. Salabetin görüntüsü budur.
sayfa 456'da bir ağaç. Düşün ki cüsseli, bak ağacı düşünün, cüsseli bir ağaç, böyle çınar. Ve içi ve iç ve dış dinamikleri, iç ve dış dinamikleri sağlam. Böyle acayip bir cüsseli, böyle kıyamet. İçi de dolu, çürümüş değil. İç ve dış dinamikleri sağlam. Fırtına, heyelan, güneş, soğuk, sıcağa karşı ayakta durabilme gücüne, durabilme gücünün sahiplilik şuurdanlığıdır salabet. Bu haletlere, bu sıfatlara sahiplilik şuurunun farkındalığıdır salabet. Bu lügat manasını oldu şimdiye kadar hepsi. Ama lügatta yok bu. İlk okuduğum lügattaydı. Metanet, katılık, zulbiyeti. Sözler 7. Metni okuyorum. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi sen taş ve topraktaki sizde üretin. Bak, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi sen taş ve topraktaki köklerin kâmeti suhuletle kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi diye devam ediyor. En güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyor diyormuş, tamam mı? Burada salabet, sağlam olan, sert olan, yani taş ve toprağın sıfatına diyor. Yani sıfat batının dışa vuruşudur ki, biraz önce okuduğum bir çınar ağacı, heybetli, iç ve dış dinamikleri canlı ve ne yaptığını bilen bir şuurdanlığı var. O şuurdanlık haleti, halettir salabet. Çünkü hepsinden çıkan bir halet diyor. Halettir yani. Ahkamları ve haletleri de diyebiliriz buraya. Kim üstelik bu şimdi içine alsın. Ahkamları ve haletleri. Şimdi çınar ağacı. Cüsseli. 7 mertebeden besleniyor. Onun için cüsseli. Sağlam. Soğuğa, sıcağa, heyelana, yağmura, fırtınaya dirençli bayağı. Ve dirençli olmak yetmiyor. Bu dirençliliğin farkında. Bu farklı yani. Tamam mı? Farklı o. Yani sağlam olabilirsin ama sağlamını bilmiyor. Farkında değil. Sözler 706. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar halet. Salabet itikattan diyor. Demek salabet salabet halletmiş neyi? Yani bu halet olduğunu, halletmiş, halletmiş değil. Salabet halletmiş. Mektubat 437. Fazla durmuyoruz. Çünkü işlemişiz itikadı. İtikad çünkü neredeyse 20 tane olmuştur itikad. Ya 16-17 tane olmuştur. He? 17. Mektubat 437. Enaneti terk etmeyen salabeti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Enanetini terk etmeyen salabeti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Doğru mu? Mektubat 437. Dinde sağlamlık manasında salabet, yani batının dışa vuruşu sıfatıdır. Batının zahirdeki görünüşü, duruşu ve fiili ve davranışı. Batında melekutta itikat, zahirde mübde ise salabettir. Çok ilginç. Bu batındır, bu zahirdir. Mektubat 438'de ne vakit salabeti terk etmişse tedenni etmiş. Hristiyanlık ise terk etmiş. Ne vakit salabeti terk etmiş, tedenni etmiş. Hristiyanlık bilakistir. Ve devam ediyor 437'de. Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar.
Çünkü gururu ve enaneti bırakmayanlar, bırakmıyorlar. Takva-i hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Burası da çok hoş. Bu ikisini cem etmekten salabet, dinin fiilde ve içsel halet-i rüyenin ceminden salabet deniyor. Salabet, dinin fiilde ve içsel halet-i rüyesinden emin olmak haletiymiş. Anladığını anlamak. İslam anlamış ama anladığını anlamamış. Evet, doğru. Salabet ne dediniz abi işte? Salabet, dinin fiilde ve içsel halet-i rüyenin ceminden salabet denir. Yani içsel şey mesela itikadı var fakat farkında değil. Şahit. Yani farkındalık yani itikadın farkındalığı fiilde yani dinin fiildeki hali yani içsel alemindeki fiili döküyor ama o fiilin sahipliliği. Devam ediyor. Takvası salabetini gösteriyormuş. Takva göstergeymiş salabetin. Mesela diyelim ki adam namaz kılıyor ama gidiyor zındıkaya taraftar oluyor. Bu iman esasları biliyorsunuz iman gaybadır. İtikat zahiredir. Usulle gider, zahirden gider. İlmi usulü dinle gider. Dolayısıyla itikat zahir ya edile-i şeriye kitap, sünnet, iman, an haram, helallar belli. Mesela şöyle düşünün bakın. Faiz haramdır. Kur'an'ın nas emirlerinde içtihat girmez. %90'dır der ustad. %10'unda içtihat gider. O da işte malum şeyi anlatıyor. Şimdi adam faize helal diyor. Ama Kur'an öğretiyor. Arapça hocasıdır. Alimdir. Tamam mı? Bu nesidir? İtikadı bozuktur. Bir kere itikadı bozuktur. İtikadı bozuksa yani imana nasıl sirayet edilir? Ehli bidat oluyor. Orada bırakırsa. Takvası salabetini gösteriyor. Bu da gurur ve enaniyeti terk ettiriyor. Yani harama helal dese, helal da haram dese iman gidiyor. Ama zahiri haram denmemiş veya helal denmemişi mesela diyelim ki takvim şey, itikadı bozuk Şia'dır, Vehhabi'dir. Ama faize haram diyor vesaire. Faize harama helal diyenin o zahiri nasıl olduğu için imanı gidiyor. Burada itikat kalmıyor. Ama öyle bir mesele değil. Mesela ilm-i usulü dinde hepsini kabul ediyor. Yöntemini kabul ediyor. Helal kabul ediyor. Salabet şu. İtikada da tamam. İmana da tamam. Arap çözüntüsü dediğin gibi. Ama gidiyor zındıkla kol kola. O zannediyor ki bana bir zarar yok. Yani mesela CHP'ye oy vermek bana bir zarar olmaz zannediyor. Şimdi bunu dinleyenler diyecek. Ne diyor ya nereye? Yani çünkü bilmiyor yani. Bilmiyor değil, biliyor. Bilmesine şey. Şimdi bunu hafife alıyor ya. İtikadı tamam. Yani nerelere iman edeceğini biliyor. Abdestin farzını da biliyor. Bu nesi bozuk? Salabeti bozuk. Abi salabet münezzeh olarak bozulabilir mi? İtikadı olması. Salabeti bozuk olarak gözükmüyor mu? Mülkte öyle gözüküyor. Yani çok acayip bir işlevi var. Onu biraz da gidelim göreceğiz seni. Takvası salabetini gösteriyor. Bu da gurur ve enaneti terk ettiriyor. Yani hassas olduğu için bir şey demiyorum yani senin içine. Ben yürüdüğüm yerler itikat yerleri. İyi basmam gerekiyor ki. Yani senin dediğin yorum değişik bir yorum. Yani bir yorum. Takva olmasa salabet şey olur mu diyor. Tabii haklı. Takvası salabetini gösteriyor. Bu da gurur ve enaneti terk ettiriyor. Yani gurur ve kibirli insan salabeti yok. İtikadı var. Salabeti yok. Yani itikad derken usule iman etmiş. İtikad etmiş. Namazını, abdestin farzını biliyor, yapıyor. Ama takvası yok. Salabeti bozuk.
Yani takvası ne demek? Salabetini, bak takvası salabetini, salabet itikadını gösteriyor. Demek salabet sırf fiilde değil, içsel haleti diniyede de yapılandırıyor. Bu haleti ruhiyeye salabet deniyor. Haleti ruhiyeye dini salabet deniyor. Demek ki bak takvası salabetini salabet itikadını gösteriyor. Demek salabet sırf fiilde değil, içsel haleti ruhiyede yapılandırıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ayrılık Osman itikat. Yani Allah imana zeval vermesin diye tampon koymuş. İtikat. İtikata da zeval vermesin diye salabet koymuş. Çok önemli olduğu için. Mesela adam itikadı iyidir. İtikadı var. Yani usulü söylesen papağan gibi söyle. İtikadı var şüphe yok. Ama salabeti yok. Yani takması yok. Ama payanda olur mu? Yani göstergesi olan bir şeyin payandası olur mu? Payanda değil de yani şöyle. Yani ondan çıkıyor ya. Şimdi ondan çıkan onu korur mu o gibi? Yani bu bozuksa, bu bozukluğundan haber veriyor da bozuk, dumura uğrar tamamen, bu anlamsız bırakıyor. Mesela ondandır diyor işte, mesela namazı olmayan kafir olmuyor. Çünkü salabeti yok. Dini, salabet yaşamaktır yani. Eylemseldir. İtikadın fiildeki görüntüsü salabettir. O zaman fiil varsa itikadı var. Ötekisi nedir peki o bilgi? Bilgidir, iddiadır bu. Yani eylemdekinin adı salabettir, onun batındaki hali itikattır. Eylemdir yani, salabet eylemdir. Ters mi oldu abi? Yok, ters oldu sanki. Ters olmadı salabet. Ya, İslam iman demişti. Hayır, salabet eylemdir, itikat içseldir. Yani eylemde sağlamlığın gözüküyor. İtikat, mesela edileşleri var ya, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani o sistemi kabul etmek. Tamam, onu kabul etmek. O sistemi bilmek. İtikadın bozamıyor. Ama bu itikadın eylemsel hali nedir? Takvadır. Takva da nedir? Meniyattan, günahlardan iştinab etmek. Defi mesfasit, terki kebair. Salabet ağaca benzetiliyor. Cüsseli, iç ve diş dinamikleri sağlam. Yani diş, eylem, iç, itikad. Rüzgarlara, depreme, soğuğa, sıcağa vesairelere dayanıklı. Bunun adı salabettir. Yani itikadın görüntüsüdür. Lemalar 123. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kutsiyesiyle ve takva ve salabeti diniyle olur. Ne demek? Burada salabet bağlılığın şiddetini, yani hem fiilde hem de içsel alemdeki bağlılığın anlamına geliyor burada da. Yani fiilde bir şey gözüküyor, o itikada bağlıyor seni. Mesela adam şöyle yapıyor. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor. Namaz kılıyorum demek ihlastır. Hani Allah dedi, ezan okunuyor. Evet. Allah dedi, dediğini yapmak, dediği için yapmak ihlastır. Böyle namaz olur mu? Ama dediği gibi değil, sadakat yok. Allah'ın dediği gibi yapmanın adı sadakattır, dediği için yapmanın adı da ihlastır. Şimdi ihlas, itikat olsa, salabet sadakattır. Eylemdeki haktır. Güzel, çok güzel abi ya. Evet. Yazsan aslında iyi olur. Öyle mi? Yani aslında çok büyük fark orada şey yapıyor. Evet, o zaman yazayım. Şöyle yazayım. Eğer ona şeyse ki yani hemfikirse. Bir acayip oldu abi ya. Sadakat sanki ilimle geliyor gibi. Tabii. İlimle değil. Sadakat eylemdir abi. Ama ilmi barındırıyor. İlmi barındırıyor. Tabii mesela şöyle diyeyim bir daha. Bak. Sadakat bir cümleyle ifade edersek, sadakat bak dendiği gibi yapmak, tasdik değilim dendiği için yapmak
Bak fark şu. Şimdi tabiri caiz ise itikat, salabet, dışa vuruşu ya. İhlas olsa salabet sadakat olur. Olur. İman gaybadır. İtikat zahireydi. Edile-i şer'i yürür. Öyle kalkmayıp uçuk muçuk olmaz. Tasavvufta öyle şey geçiyorum geçiyorum halettir yaşıyorum lahut cebelut falan. Öyle bir şeyleri yok bunda itikatta. Sistem, sistem. Tamam. Allah'ın emirleri, naslar yani. Emirleri dört tanedir zaten. Esasattır, zaruriyattır, musallamattır, muhkemattır. Yani bu dinin zahir mesela. Esastır bu dinde. Musallamattır, zahir. Öyle farzdır yani, bitti. Farzlarda, farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde, menduplarda gibi. Yani o bazı şeyler var ki, Allah'a iman mesela, diyelim ki, İman esasından değil ama farzdır. Tesettür. Tamam mı? Tesettür iman esasından değildir. İslam esasından değildir ama farzdır. Namaz kılmak farzdır, tesettür de farzdır. Ama İslam esasından değil. Arasındaki fark var. Şimdi o konuya gitmeyin. Farklı yani. O, şimdi bu itikat ben uçuk uçuk bununla uğraşmam diyor. Hani farzlarla, haramlarla zahir yöntemin sahibidir. İtikat değil. İman ise gaybidir. Ha, peki bu itikat olduğunu nasıl anlarız? Şeriat zahire bakar. Bu adeta şeriat. Şeriat. Şey, itikat. Şeriat zahire bakar. Tamam, itikat olacak abi, selam. Ha, lan anlamadın sen. Salabet, itikadın dışa vuruşudur. Eylemsel halidir. Çınar ağacından düşüyor. İtikad sistemdir. Şeriat. Tamam mı? Ahkam. Buna da ahkam. Ahkamlar. Yani bir adamın dışa vuruşunda bir sıkıntı varsa direkt içine hüküm edilebilir. Evet, çünkü kafaya şey aynı soru var. Şapka ve zünnar takmak diyor, fiildir diyor. İman ise kalbe ait bir sıfattır. Bununla bu küfre nasıl intikal ediyorsun? Diyor ki iman gaybadır. Gaybi olan şeylere, hakikatlara zahirdeki umurla, iman batındaki umura, zahirdeki eylemle intikal edilir. Zahire çıkmış her şeyin batını var. Bitti yani. Çünkü. Yani mesela diyorum kafire gidiyor, destek kafirle beraber çalışıyor. Öylesin de helal mi? Benim imanım sağlam zannediyor. Ustad Demirdan da diyor ki mesela bazı hocalara, benim bilgim, benim malzemem beni kurtaracağını zanniyle Risale-i Nur'a lakayt kalıyorlar diyor. Zannediyor. Adam cirit atıyor ama namaz kılıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Çok iyi vaaz ediyor. Çok iyi vaaz ediyor hacı. Adam orada camide gelenlerin dini ihtiyacını giderecek, bulunacak. Memur orada bulunacak. Yoksa kimse mahallenin, bu sünnettir, hastasını ziyarete çık, daha kimse yoksa ilim yapacak, gelenlere hazır olacak. Adam namazı kılıyor çabuk çabuk, gidiyor dükkan çalıştırıyor. Gidiyor köyde ise toprak alıyor. Bu adamın itikadı var, salabeti yok. Gidiyor icarla toprak çalışıyor. Hani köylü müdür, hoca mıdır? Farkı yok. Hocam biz itikadı ve salabeti müspet olarak düşünüyoruz. Neticede bunlar olumsuz netice vermek için de itikadı sıkıntılı olacak adamı ki salabeti de bozuk olsun. Onlar ne değil, daha niçin söylüyorsun ki? Sanki ihtiyaç olunmuş gibi geldi bana. Yok yok yok. Yani o yani bu müspeti şeyi konuşunca o tip ona da ihtiyaç aynısı ya. Hem müspet hem menfisi aynı şey çıkıyor mesela.
Adam işte dedi ki vaaz ediyor, acayip vaaz ediyor cuma. Önüne çocuk okutuyor. Yani durmuyor ki çocuk gelsin. Eylemi yok yani, o itikadın bir eylemi yok. Eylemi yok. Eylemi yok, doğru. Yani eylemi yok. Ama maaş alıyor, ümmet adına para alıyor. O nasıl ödeyecek bunu? Salabeti yok yani. O zaman iltizamı da... Ama itikadı var. Yani itikadı var derken sistemi biliyor. O zaman iltizamı da yok diyebilir miyiz biz aslında? Fiili iltizamı yok. O da yoktur o zaman. Yani. Şu. Yok yani bu şey. İltizam fiili. Eylemi yok arkadaşlar. Eylemi. Yani imana itikatla bakıyorsun ya. İlk önce iman nereden ne anlaşılır diyor. İşaret edeceğiz de. Soruyla anlaşılır diyor. Ne demek soruyla? Soru sorarsın. Edile-i Şeride haberi var mı yani? Aslında orada tasdini sorguluyorsun. Tasdikten başlıyor diye mi? Evet. Onu sorguluyorsun tabii baştan alın. Başlıyorsun, soruyorsun. Tasdiği var mı? Tasdiği var. Mesela diyelim ki imana sana ne demek ki Allah var ya diyor. Ta testisi yok bunu. Bir. Muhammed Aleyhisselatü İsa değil yani. Tamam. Buna geldik, imanı tamam. Peki imanı tamam. Zerre kadar imanı var. İtikadına bir bakalım bakayım. Ondan sonra bir baktık ki Avram kaderi inkar ediyor. İtikadı yok. Hadi geldik adama, imanı tamam. İtikadı da usul. İman edilmesi gereken, nehy edilmesi, haram denilmesi gereken, helal denilmesi gerekenleri de tamam. Hepsi var. Ama şimdi geldik, salabeti hiç yok. Veya yok. Taklası yok. Taklası var. Takla atıyor. Ya bu imansız da daha kötü aslında değil mi abi bu? Yok öyle deme de. Öyle yani değil. Şey dedik doğru mu peki? İmanı var ama itikadı yok kelimesi doğru mu cümle mi? Yani imanı var, itikadı yok. Yani itikadı kusurlu diyor. Doğru bir ifade gibi değil. Yani. Onun için durmuyor. Çünkü vahiy geliyor. Hani fetret için doğru da şöyle. Bizim için olmaz. Onun için durakladım. Mesela vahiy geliyor. Dimağı itikadını oluşturuyor. Ondan sonra vicdana iman ballarını yapıyor. Ama bu Kur'an'da gelmemiş. İmam-ı Şafii'ye göre işte din hiç gitmemiş. Bir Allah olması lazım dedi. İtikatsız iman olabiliyor. Hani o fetre şeyi. Şöyle olur mu abi? Ben de düşünüyorum nasıl olabilir diye. İlk önce iman etti. Yani itikat çalıştı. Bir tasdik seviyesinde belki taklidi bir iman da olsa bir iman üretti, inanıyor. Ama hani bizim geri dönüş mevzumuz da vardı ya, hani besleyecekti. Bunu da besleyemiyor. Bu sefer o var olan iman darbelerle tökezlemeye başladı. Evet. Bu sefer o ilk zaman tasdik ettiği, izan ettiği, itikat ettiği ve imanı netice veren o haletler işte tereddütlerle, diğer şeylerle, yani geri beslemesi de olmadığı için bu sefer şey yapmaya başladı, dökülmeye başladı tabiri caizse. İşte tasdik ve iltizam dışı salabet çıkmadı. Faizeli al dedi mesela. Ama bir yandan da imanın var diyor çünkü geçmişte, başlangıçta bir iman edinmişti aslında ama o iman geri dönüşte onu beslemeyince bu sefer dimağın mertebeleri birbirinden ayrışmaya başladı. Evet. Bu ilk aşamada, şey bu ilk aşamadaki şey, ben kafama takılan bir şey de, inanmak mıdır, iman etmek midir abi mesela? Yani ilk şeydeki. İlk de ben inanıyor mesela, Allah'a inanıyor. Ama iman etmiyor. İnanmakla iman etmek arasında Allah, bir fark var. İşte Allah ayette söylüyor. İman ettik demeyiniz dedi, inandık deyiniz. Ya, ilk önce inanıyor, ondan evet. Sonra itikad ediyor, bu ayet var ondan sonra iman ediyor gibi bir sıralama var. Yani o kadar harika bir sistem ki iman dışa vuruşu, itikadın dışa vuruşu, salam. Yani mesela adam bakın itikad sistemi ezberlemiş. Haram helalı biliyor. Hani lime tekulunu mala tef'alun var ya, yani yapmıyor, biliyor ama söylüyor. Şimdi bu itikad yöntemdi yani ders ezberlemeyelim yani. Yöntemi bilmemiz lazım. Şahit olmamız gerekiyor. İtikat edile-i şeriyenin kabulüdür. Sistemi anlamaktır. Budur. Anladım. Tevhid kasidi gibi anladım. İtikadı var. Ne şüphe yok. Harama haram diyor. Helala helal diyor. Ama
Salabeti, eylemi yok. İtikadı yok denilmez, salabeti yok denilir. Eylemi yok. Şimdi ters, biraz ileriye götürüyorum. Bu dişti. Adam itikadı var. Acayip Arapça ders verir. Hocadır. Ama gidiyor diyor ki faize helaldir diyor. İman yok. İman gidiyor. Zahir nususu yani itikat yani sistemi biliyor. Okumayı, okutmayı biliyor. Helala helal demek, harama haram demek. Ama bu da iman ediyor. Faize helal iman ediyor. İman gidiyor. Çok tuhaf bir şey ama çok da net ortaya çıktı. Hepsi ortada ya. Gayet bir şey bırakmamış. Biraz da gidelim. Lemalar 123. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kutsisiyle ve takva ve salabeti diniyle olur. Burada salabet bağlılığın şiddetini yani hem fiilde hem de içsel alemdeki bağlılık. Devam ediyor bu manaya. Belki mesailerin tanzimine ve mabeylerindeki emniyetin tesisine ve teavun düsturunun tesiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin 1. evamir kutsisiyle, 2. takva, 3. salabeti diniyle olur. Birbirine uygularsan bunu, mesailerin tanzimine ne demek? Evamir-i kutsiye olur bu. Yani kutsiye mi gelir? Mesailerin tanzimini evamiri kutsiyedir olur. Kutsi emirler. Yani mesail terakkinin şeyi. 2. Mabeynlerindeki emniyetin tesisine bu takvadır. Teavun düsturunun tesirine bu salaveti diniyedir. Yani bir salaveti diniyesi olan adam ortaklık yapabilir, ortak binada oturabilirler, kooperatif kurabilirler, fırın açabilirler, ortak galeri yapabilirler. Salabeti dinisi olan. Yoksa biraz palazlandı mı, tapu da onun üzerindeyse çık dışarıya al ver diyor, nasıl alamayacaksın? Salabeti olmadığını gösteriyor. Fiilde göstermeye çalışıyorum. Bak, mesailerin tanzimine, mesailer. Bu Allah'ın kutsi emirleri, haram budur, helal budur. Yani yöntem şöyle böyle. Mesaini şey yapalım kardeşim, buna içki koymayacağız. Bu mesai, bu evamiri kutsiye. 2. İş yapıyoruz. Tamam mı? İçki satmayacağız gafur seninle. Tamam mı? Tamam mı? Peki mabeynindeki emniyetin tesisini birbirimize güveneceğiz. Bu nasıl güveneceksin? Takva nispetinde güveneceksin. Takvası yoksa asla güvenmeyeceksin. Bak ustadın bir tabiri var Kastamonu'da. Öyle bir zamandayız ki diyor. 40 kişiden bir kişiye güvenilir. Öyle mi? Harika. Neye tepki vermediniz? Güzel. Peki, öyle bir zamandayız ki çok bozuk 40 kişiden bir kişiye güvenilir demiyor. Öyle bir zamandayız ki 40 kişiden bile bir kişiye güvenilmez. Sıfır. Sıfır. İş yeri kuruyorsun, tahsilini vermişsin adama. Vay be. Yani kimseye güvenilmez deseydi herhalde böyle şey olacak ama takma kardeşim. Hiç kimseye güvenilmez demiyor. Demiyor. Yani şimdi, şey olacak. Mevki gibi olacak. Peki hiç kimsenin içinde sende var mısın? Varsın. Biz de varız. Nefsine güvenme dedi. Peki ustad ne demiş talebelerine? Sizin diyor şahsiyetinize, imanınıza, itikadında şüphem yoktur. Ama nefsinize güvenmiyor. İhtimal etme. Yusuf Aleyhisselam bile güvenmemiş. Allah'ı bilirsin. Evet. Dönmüş. Sungur abinden ben bizzat dinledim ama. Dönmüş. Demiş ki keçeliler. Benden sonra masonlara aldanacaksınız. Onun cezasını veriyorum. Allah. Zübeyir abiye de bir vurmuş. Bu mermer kafa aldanmayacak dedi ama ona da vuruyormuş. Mermer kafa. Sungur abi kendisi 1985'te Fındıkzade'de anlattı. Salabetli demiş işte sağlam. Şimdi bak arkadaşlar öyle bir ders ki burada çıktıktan sonra ders de hayat koptu değil. Bakın mesailerin tanzimini kim yapar? Dükkan açıyoruz. Evameli kutsiye esas olan bu haramdır. Adam şimdi dini bir cemaat faiz helal diyor. Tamam mı? Adam dini bir cemaat
Süfyan'a taraftar. Çok iyi bildiği halde bilmemek değil. Çünkü öyle bir makamda değil yani. Cemaatin lideri hak ve batılı bilir. Madem bu cemiyette savaşıyorsun, talebe yetiştiriyorsun, aman bozulmasın, aman bozulmayın diyorsun. Tamam bu cemiyet. Bu cemiyet kimin meyvesi? Hangisi fabrikanın ürünü? O fabrikaya iyi diyorsun, fabrikanın ürününe kötü diyorsun. Ne bu perizlahına? Bu cemiyette savaşıyorsun, cemaatin talebe yetiştiriyorsun. Aman bozulmayın, aman şunu yapmayın, aman haram yemeyin, aman açık saçı gezmeyin, aman şunu yapmayın. Aman o kadar güvenilir olun ki banka teminatı almayın. Size sözünüz teminat olsun. Ha, bu cemiyetteki insanları düzeltmeye çalışıyorsun. Onun için cemaatsın. Ama bu cemiyeti bozan sisteme ve sahibine dindar diyoruz. Anlıyor musun yani buradaki tezatlığı? Niçin bu? İşte bunlar cehennemin köpekleridir diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir dahili bildiği halde iki şey ya sus diyor, ya sus, ya hakkı söyle. Sus. Çünkü niye? Bir dahilinin kimmiş biliyor musunuz? Dinde olmayanı dine sokan, olmayanı da var gösteren. Peki nedir bunlar? Bunların bozması, bunlar niçin köpekleridir? Toplumu Müslümanları bozdukları için bunların cinayeti azimdir. Bakın anlıyor musun? Fabrikaya, bak şimdi, fabrikada çıkan şarap, içki fabrikası, rakı çıkıyor. Haram diye vaaz edeceksin, aynı adam diyecek ki bu fabrikada çalışmak helaldir. Bu fabrikanın fırar bir Müslüman takvalıdır, ben iyi biliyorum. Benimle beraber namaz kıldı, sarığı var ve sakalı var. Hafızdır. Hafızdır, dindardır vesaire. Anlıyor musunuz siz? Şu cerbeziyi görüyor musunuz yani? Alavera dalavera. Ha, bu neyi gösteriyor? Niye söylüyorum? Mesailerin tazimini evamili kutsiyeye tabi olanlarda olur. Allah'ın kutsi emirleri nedir? Açıktır. Gayba bırakmamış ki. Bu budur diyor Allah Resulü. Haram belli. Helal. Niye buraya girdik? Konumuz bu. Salabet eylemdir ya. Salabeti dini. Salabeti diniye konuşuyoruz. Artık böyle sistemde konuşmuyoruz. Eyleme indik şimdi. Yani o zaman kimseye derken salabeti diniye o zaman İşte mesailerin tanzimini. İş mi kuruyoruz? Gafur sen ne şey diyorsun? Kardeşim içki satmayacağız. Namaz vaktinde müsaade edeceksin bana. Tamam. Bu mesailerin tanzimi şu. Yani evamili kutsiye göre yapacağız. Allah bize hakim olacak. Evde de öyle. Bırak dükkanı. Evleniyoruz. Birbirinin ayağına basıyor düğünde. Benim sözüm geçecek. O benim sözüm geçecek. Hayır kardeşim Allah'ın sözü geçecek ya. Allah sözü haram belli, helal belli. Neyin sözünden bahsediyorsun? Tamam. İnsansın ya. Baktın çalışıyor. Yemek yapıyor, çamaşır yapıyor. Ya yer siliyor. Sil lan sen. Sil işte. Çocuk alıyor. Al kucağına. Yardım et. Yani Allah Resulü'nün yaptığını yapmak nasıl bir şey bir şey? Mesela tanzimi. Yani yardım et yani. Ne alacak bir şey? Evde haram belli, helal belli. Ne demek bu? Herkes haddi belli, hududu belli. Nasıl yapacaksın? Evdeki herkes haddini aşıyor birbirlerine. Orada diyor Ustad 11. Şua'da imanı bil, ahiret hükmetmiyor. Ahirete iman demek insan haddini bilir, hududunda kalır. Ahirete iman. Haşir meydanında bir tarafında cehennem, bir tarafında cennet dururken hesap verileceğine inanan bir insan hukuklara nasıl tecavüz eder? En büyük hak karı koca arasındadır. Ahirete inan, hesaba vereceğine inanan adam haddini bilir, hududunda kalır. Ha, onda nedir? Mesailerin, yani senin hakkın, senin hududun bu. Bu evamili kutsiye göre yapılır. Tamam. Sonra mabeynimizde emniyet nasıl olacak? Ben nasıl güveneceğim sana? Takva. Sen kendine güvenmiyorsun. Sen Allah'a güvenmiyorsun. Tamam mı? Takvan yok da ben sana nasıl güveneyim? Ne demek? İş mi yapmayacağız? Kur'an'da Yunus'un ayet bir sayfalıktır. Bir sayfa. Müdayene ayetidir. Konuşuyoruz değil mi? Ticaret yapacağız. Burada akitleşin. Öyle. Sonra yazarız deme. Hemen yaz. Sahabe birbirine suizan mı ediyordu? Niye hemen yazıyorlar? Niçin Kur'an Müslüman kardeştir dediği halde kardeştir akitleşsin diyor?
Ben mesela nikah kıyıyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musun? Şahitleri namazsız. Namazsız mısın? Kalk kardeşim, sende şahitlik olmaz. Sen Allah'ın nimetine, küfrüne nimet ediyorsun. Allah adına söz söyleyemezsin. Çık. Tamam. Başka lisans anlatacağım şu. Şafi, nurdersi.com'da var. Şafi nikah kitabesi. Bir şey anlatacağım size de. Hanefi nikah kitabesi var. Arkası ne biliyor musun? Boş. Ben bakmayacağım dedim, mahremdir. Erkeğe veriyorum. Şu boşu biliyor musun? Al. Şu kağıda özel şartlarını yaz. Sonra dayatma. Protokolünü yap. Akitnamı yap. Ne istiyorsun? Bak televizyon istemiyorum. Şu olmaz. Akrabana şöyle. Tamam yazdım. Bana verme. Ver kadını. Oku. Münakaşanızı yapın. Ya burayı çık, burayı şey yap. Anlar. Ondan sonra tamam. Altına yaz. Tarih, isim, anne, baba ile isim. Kadına diyorum. Anne, baba ile isim. Altına imza. Kabul ediyor. Şimdi kadına diyor. Bunun bir tanesi de altına çizgi. Al kadın diyor. Kızım al. Şartlarını söyle bakalım. Yaz orayı. Söyleme benim. Mahrem şeyleri de söyleyeceksin. Yaz. Yaz. Bana hiç verme. Ver ona. Kocana. Oku. Ya diyor hanım. Ya bu yok diyor. O yazıyor. Ben hiç duymuyorum. Siz anlaşın. Altına anlaşın. Maddeyi bir şey anlatmak için. Bu sistem itikattır. Buna uymak salabettir. At tarihi. Anne baba ismini yaz. İsmini yaz. Kabul ediyorum. İmzala. Al, Allah selamet versin. Ondan sonra daha mahkemeye dişme hakkı şeyiniz yok. Bitti. Sen buyut. Zana bırakma. Tamam mı? Arkasında öyle. Şimdi bir, mesailerin tazimini evamil-i kutsiye, yani Allah'ın haram helal edileği şeriye uyacağız. Muhkemattır, zaruriyattır, esasattır, müsellemattır. Dört, tamam mı? Onu yeni ansiklopedi var ya, oradan okursunuz. Veya Risale-i Nur'un dusturları diye, şu. Bu dershanede yapıldı vakıflar, hizmet dusturları diye. Yani burada Risale-i Nur'daki bütün parçalar, mesela hangi konu istiyorsun bir araya getirilmiş, çeşitlemiyorum. Mesela diyelim, tevazu ve mahfiyet, Risale-i Nur'da neler geçiyor? Kusura bakmamak, affetmek, cerveze yapmamak, bunlar Risale-i Nur'un varabildiğimiz dosturlarımız. Sen bir anda Risale'de nerelerde geçiyor bilmiyorsun ama kusura bakmamak, tevaz etmek nerede geçiyor bu. Ha, burada yazıyor başında. Zaruriyat nedir, mukemat nedir, muselemat nedir, esasat nedir? Burada anlatıyor sevgili kardeşler, tamam mı? Bakarsınız. Ondan sonra. Şimdi bu mesailerin tanzimini neyle olur? Evamir-i Kutsiye ile olur. Senin benim sözüm olmaz. Onun için çok uzun duruyorum. Evde kavgaların sebebi evamir-i kutsi. Yani eve hakim olan Allah'tır. Eve hakim olan zihniyet ahiret inancıdır. Eve hakim olan zihniyet Allah korkusuyla haddini bilip hududunda kalmaktır. İki, mabeynlerindeki emniyet. Karı koca nasıl olacak? Takvası nispetinde güven olur. Ya sen bana suizan ediyorsun. Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Tamam. Mesela ben şuraya gafur, halk ekmeği var. Komşumdur fırın. Bak, anlamasın yanlış diye. Ekmek alırken markete gidiyormuş gibi gidiyorum. Aşağıda yukarı çıkıyorum, halk ekmek alıyorum. Bir cebime bir poşet alıyorum, marketin poşetini. Onun içine koyuyorum. Tamam. Evet. Kesinlikle bunun önünden geçeceğim diye Allah şahit böyle yapıyorum. Ve markete gidiyorum bak, iki tane şey yapıyorum. Marketten alışveriş yapıyorum. Elimde bir poşet, onu şey okutturmuyorum. Kızım diyorum, çıkartıyorum bu, oldu şimdi. Kızım dedim, bu halk ekmeği, sizin alakası olmadığı için. Yani poşete ne koydu da gidiyor, niye çıkartmıyorsun poşetleri, sonra alacağım. Yok özür dilerim, su yüzüne sebep olmama kısmı burası. Onu anlatacağım. Bu dedim, kızım halk ekmek koyun, tamam yamçat dedi. Onu her şeyinde, yani şeyden gelirken, ekmek alırken markete uğruyorum. Marketten aldığımı farklı bir renkte olduğu için onu çıkartıyor. Kız bakıyor. Bu dedim halk ekmek, sizinle almadım. Bir tanesi demesin oradan. Amca dedi, yani sen dedi yaşlı başlı adamsın. Sana dedi senin hakkında kötü ya, suizan mı dedi. Kızım dedim, Allah Resulü diyor ki dedim, Müslümanın özelliği odur ki suizan etmez. Onun hakkında kötü düzanda bulunmaz. Ama suizana da vesile olmaz. Hmm. Kim dedi ya dedi. Bu ne güzel bir şey dedi ya dedi.
Efendim, bir tanesi nedir biliyor musun? Peygamber dedi demedi biliyor musun? Benim peygamberim böyle derdi. O gitti baktım ki elinde poşet bir şey yapıyor, dolduruyordu, kese kağıdına yazdı bunu. Ha, ve ben bu fırından geçerken kesinlikle gizlemiyorum poşeti, ne gizledi? Açıp gidiyorum onun önünde ama onu market diğer üzümdür, patates, onların içine koyuyorum. Suizana vesile olmamak için. Tamam. Şimdi niye bunu söylüyorum? Takva, takva nedir? Güven sebebidir. Güven zeminidir. Adam taklalı yaşıyor. Takvası yok. Mabeninizde nasıl olacak? Güven nasıl olacak? Allah'a karşı güvensizliğinle, güvensiz adamsın da bana karşı güvenli mi olacaksın? Allah'a borcunu ödemiyorsun da bana borcunu mu ödeyeceksin? Allah'ın zamanını çalıyorsun da beni mi çalıp çırpmayacaksın? Allah'a ihanet ediyorsun da bana mı ihanet etmeyeceksin? Peki iş mi yapmayacağız? Yapacaksın. Protokol yap ve şiddeti inzibat altına al. Kontrol altına al. Şey dediği gibi, Lenin dediği gibi. Muhammed'im diyor sahabesi gibi 10 tane elemanım olsaydı dünyayı değiştirirdim diyor. Çünkü ben diyor güvendiğim adamın arkasına acaba beni aldatıyor mu diye onun arkasına bir adam da koyuyorum dedi. Onun arkasına da bir adam koyuyorum dedi. Ne demiş? Tavun dusturunu nasıl anlayacağız? Tavun hani yardımcı evde yani salabeti dinisiyle olur. Dinde hassas olan evine yardım eder. Kocasına yardım eder. Karısına yardım eder. Birbirine yardım eder. Bu vicdandır. Yani eylemsel haldir salabeti dinliyor. Şimdi burada anladıklarımı okuyorum. Bugün bitireceğiz merak etmeyin. Ama çok mu değil? Şöyle bir okuyayım. He? Eylemsel ise aynen uyuyorlar. Mesailerin tanzimini evamir-i kutsiyeyle olur. Mabeylendeki emniyetin tesisine ise takvayla olur. Çünkü takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Meniyat neydi? Defi mefasitti. Günahlar neydi? Terki kebairdi. Kişiler arasındaki emniyetin tesisi ancak bu sıfata haiz olanlarla olur. Ne kadar defi mefasit, terki kebairi varsa sana o kadar güvenilir. Anladın mı? Taavun dusturunun tesiline ise hakikaten salabeti dine sahipleriyle samimi işten taavun olur. Yoksa gavurlardaki taavun ise menfaati dünyeviye itikatlarıyla oluyor. İtikadın menfisi de vardır. İmanın menfisi yok, itikadın menfisi var. O zaman menfi veya müsbet itikadı ve bu itikadın dışa vuruş sıfatı olan salabet. Demek ki o zaman menfi veya müsbet itikat vardır. Batıla itikat ediyorlar, hakka itikat ediyorlar. Ve bu itikadın dışa vuruş sıfatı olan salabet. Bu salabetle de taavun olur, menfi veya müsbet taavun oluyor. Menfi veya müsbet. Mesela gavurlar öyle şiddeti bir inzivat altına almış ki ortak iş yapabiliyorlar. Çünkü kafirlerin hakkı hayatı vardır ama mürtedin hakkı hayatı yok. Ya kafirlerle iş oluyor da bunlarla niye olmuyor? Çünkü niye biliyor musun? Bu Müslüman değil, mürtettir. Mürted. Mürtedin hakkı hayatı yok. Bunun için kafirle var. Kafirle iş yapabilirsin, mürtedle iş yapılamaz. Kafir hakka dikkat eder, dürüst olur, sözünde durur, mürted durmaz. Mürted kafirden eşittir. İslam gözüküp İslam'a ve kendisine ihanet eden adamdır. Dinden çıkmış yani. Onun için, ya bunlar Müslüman böyledir. Müslüman değil kardeş, mürteddir. Mürteddir. Harama helal diyor, helal haram diyor. Mürteddir bu. Diyor ki, taavunun sebebi ve sonucu itikattır, dimadır. Eğer taavun İmanın hassası olmuş olsaydı, kafirlerde teavun olmazdı. Eğer teavun itikadın hassası ise salabet, o zaman teavun dima neticesidir. Dima kafirlerde de vardır. Kafirlerde itikat vardır. Kafirlerde iman yoktur. Batıla itikat etmiş, o itikadın salabeti var. Dürüsttür. Hepsi değil de bazıları da var Almanya gibi. En büyük
sahtekarlığı almayı, Avrupa'nın sahtekarlığını dürüstlük olarak yutturması, inandırmasıdır. Anladın mı? En büyük zalim oldu. Hayvan böyle bakım şeylerini yaparlar böyle yardım diye, Afrika'da insan katledenler. Irak'ta insan katledenler. İçler dışlar. Hasan bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Atıyorum yani, kusura bakmayın biraz. Bugün bayağıdır ciddi. Bayağıdır konuşmuyorum da çok yani. Çok ciddi oldum. Hatta susamıyorum yani. Hasan abi bak, içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman, yani şurayı okudum da, burası bana, beni oraya götürdü. Mesela şu bölümü anlamaya çalıştım. Siz hep ticaretten bahsettiniz falan filan da, ben de bir an gözümde canlandırdım. Çok dindar olduğunu zannettiğim yakın hemşerilerim, yakın arkadaşlarım, bakıyorum ticarette güvenmediğim insanlar. Fakat dinen zayıf olduğunu, yani sakınç olduğunu bilmiyorum ama mesela Aleviler falan olanlar var gene müşterim. O kadar ticaretlerine güveniyorum ki hiç sorgusuz sualsiz mal verebiliyorum adamlara ve her en güzel şekilde ödemelerini, sözlerini yerine getiriyorlar, ödemelerini yapıyorlar falan. Bu nasıl oluyor? Biraz önce anlattım. Evet, anlatacağız. Evet, evet. Murtek de bunlar. Ama evet. Diyor ki dindar görünen ama kişiler şimdi, diyor bunlar. Hani dinsiz bir Müslüman, gayrimüslim bir mümin. Ha, o zaman onlara ayıp oluyor diyorsun. Yani oluyor gibi. Evet. Ama burada hep iltizamdan bahsediyor. Sanki şöyle bir şey var. Hani matematikte içler dışlar çarpımı gibi bir şey var ya Hasan abi. Mesela itikat, salabet, iltizam. Yani iltizamı olunca salabeti şey oluyor Hasan. Hatırlıyor musun? Şu mu? Şöyle mi abi? Evet, evet. Şöyle. Evet, şöyle. Yani, fiili iltizam... aç onu. Fiili iltizam olursa itikadı var. Evet. İltizamı varsa da selameti düzgündür. Ya olabilir. Evet. Yani aynı doğru. Olabilir. Ama yani onu hiç düşünmedim. Ama netice itibariyle bir kafir var. Bir Müslüman var. Başkası yok. Yani fethet o konumuz değil. Bir de İslam'da mürtet var. Müslümansa Müslümandır, değilse değildir. Peki nedir? Salabet eylemdedir. İtikat ise yani esasatı bilmektir. Haram, helalları bilmek, esasat, zaruret. İman ise gaybadır. Hepsi açıktadır. Salabetin yoksa itikadın dümura uğramış. İse ne olacak? Mesela içki haramdır biliyorsun ama içki nedir? Haramdır. İtikadı var, salabeti yok. Bitti hiçbir şey. Yani o bilgi onu kurtarmaz. Eğer teavun imanın hassası olmuş olsaydı, kafirlerde teavun olmazdı. Çünkü teavun var. O zaman teavun neyin özelliğidir? Diman özelliğidir. Batıla itikad edince, şöyle itikad ediyorlar. Bir olunca güçlü olacağız. Buna itikad edince salabetleri oluyor. İmzalarına sadık oluyorlar. Hem salabet dinde samimiyetini yani sadakatını göstermesi. Bak. Sanki sadakat salabet gibi. Özelliği o. Mesela Risale-i Nur. Hakikaten mesela diyor ki Risale-i Nur şöyledir, böyledir. Tamam. Söylediğin itikat doğru. Şöyle de itikatlar, saydıkların sıfatları var. Sen neresindesin? Hani Zübeyir abiye demişler, Risale-i Nur izah edilir mi? İzah ediyorum. Ahmet Feyzi abi sormuş. Demiş ki başka kitap okuyor musun kardeşim? Yok demiş. Ben bunu okuyorum. O zaman senin anladığın bilgilerin var. Bir yeri okurken başka anladığın mektubatı, lemaları anladığında bunu izah ediyorsun. Gene Risale-i Nur'u okuyorsun. Diyor ki Zübeyir abi bunu. Şimdi izah edilir edilmez. 50 seneden beri bunu zındıka komitesi Nurcuları meşgul ediyor bunu. Okunma. Bu zındıka komitesi bir şekilde arkadan şey yapmış. Tampon gelmiş. Hizbul Kur'an'ı unutturmuş. Arada bir şey oku dettirmiş. Senelerden beri hizmet adına imani dersten sonra ikinci dersi hatıra okutturmuş. Hatıra. Laikalara böyle ettirmiş. Hatıra. Ve en önemlisi lugatta okusan ne olur, okumasan ne olur? İzah yapsan ne olur, izah yapmasan ne olur? Diyor ki Zübeyir. İzah yaptı bildin. Ne yaptın? Bildin de ne yaptın? Fiilinde ne var dedi.
dirsen anlamıyoruz deyince, anlamadı da ne yaptın demiş. Anlamadığına, peki anlamadığını anlamak adına bir gayret gösterdin mi? Hulusi abiye sormuşlar. Sen anlamıyoruz dedi. Haram yiyorsunuz demiş o nispetle. Usta abiye ben sordum. Abi böyle böyle, Sungur abi bunu nakletti. Sen de Zübeyir abiyi naklediyorsun. Hulusi abin de böyle anlatıyor. Hulusi abi böyle diyor. O zaman sağdı ben sorduğum zaman Hulusi abi. Siz ne diyorsunuz? Yalan konuşuyorlar dedi. Yani insan anlamıyor. Niçin anlamıyor? Çünkü yalancıdırlar dedi. Yalan ruhsalı bozar, ruhu bozar dedi. Anladın mı? Anlamayanın ruh kilit altında yani. Yani ruhu yalanla kilitlemiş, onun için Allah kilitlidir dedi. Yalan konuştukları için. Çünkü Allah Resulüne sormuşlar, şu günah yapabilir mi Müslüman? Yapabilir dedi. Şu günah yapabilir mi? Yapabilir. Ben onu dile getirmek istemiyorum. Şunu yapabilir mi? Yapabilir dedi. Bir bardak sever misin doktor? Peki peygamber dediler ki, yalan konuşabilir mi? Yalan konuşamaz dedi. Yalan konuşma nispetinde ruhun kilitleniyor ve anlamayacaksın. Anladın mı? Sen neyi anlamak istediğinde anlamadın? Niçin yalan söylüyorsun? Kardeşim, haram yiyoruz. Haklara tecavüz ediyoruz. Fiilen yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. O zaman salavet itikadın görüntüsü, itikat imanı. Sizin şeyiniz ne bununla ilgili abi? Görüşünüz ne? Mesela biz de siz olsak mesela anlamıyoruz. İşte bir cümle söyledim ama şimdi söylemek istemiyorum onu. Evet. Onu söylemek istemiyorum. İnandıklarımıza ihanet ediyoruz. Çünkü Allah'ın şöyle bir vaadi var. Bildiklerinizle amel ederseniz, ben size bilmediklerinizi öğretirim. Biz iddia ediyoruz. İddiada bulunuyoruz. Kur'an çok iyi, namaz çok iyi, insan çok iyi. Sahtekarlık da bizde, haram bizde, çalıp çırpmak bizde, gasp etmek bizde, sözünde durmamak bizde. O nispetle anlamayacaksın. Zaten anlasan bu zulüm olurdu, mucize olurdu anlasan. Anlasan mucize olurdu. Anlasan mucize olurdu. Çünkü ihanet içindeyiz. İhanet yapıyoruz. Haram yiyoruz. Ondan sonra hukukları paymal ediyoruz. Enaniyet, gurur, kibir vesaire. O nispetle bu ulvi hakikatler onunla intizaç etmez, komşuluk edemez. Hemen adam satıyoruz. Çabucak birbirimizi ucuza, iki, bir, çok çabuk ve çok ucuza birbirimizi satıyoruz. Hakikati de satıyoruz. Şey dediğim, Çinli fabrikatör demiş ya, bu beyazıyı da gördüm, çok ilgimi çekmişti. Bize geliyorlar dedi, Türkiye'den iş adamları. Ondan sonra yemek yedirmemiz icap ediyor tabii. Bize diyorlar ki et helal mı? Ama aynı adamlar diyor, çalıyor diyor bir şeyi, bize ona yaptırıyor diyor. Allah. Ya. Mesela Japon demiş, Türkler öyle bir insan ki evine git canını verir, yemez edilir, sokağa trafiğe çık diyor, seni böyle saniyede önüne geçtin diye seni döver diyor, ölüme kadar götürür. Trafikten adam öldüren Türklere mahsustur herhalde. Sen geçtin geçmedi. Evine git canını verir, sokağa git canını alır. Böyle bir tuhaf mahluk olmuşuz. Abi burada içiz, şimdi normal geliyor konuşurken. Belki bizim için trafikte yapılan şeyler kısa olarak anlatılacak, böyle böyle şeyler vardı. Olmuştu ya. Trafik için ölüme geçtim diye adam öldüren var. Devam ediyorum. Bakın. Çabuk geçeyim de. Sözden 669. Bu memurini Rabbaniye fiiliyatlarıyla ve
emelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Amelleriyle. Amelleri mi diyecektim? Bir daha. Bu memurun Rabbaniye fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salabet-i diniyelerinin ve ihlaslarının aynadarlığını bizzat ifa ederler. Bak, salabet-i imaniyelerinin, yani imanın da salabeti var. Bak ne çektim. Evet. Görüyor musun? Ve ihlaslarının aynadarlığını bizzat ifa ederler. Mertebe-i imanlarını fiilen izhar ederler. Ve ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ve hile-i nebeviye'nin aleyhissalatü vesselam hakiki labisi olduklarını gösteriyorlar. Bu sözler değil, şualar olması lazım. Hulasa, amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviye'ye aleyhissalatü vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammed-i Aleyhisselatü vesselam tam hüsnü misal olurlar ve nümine-i itikada teşkil ederler. Bu sözler demiştim. Şey yapın. Şu alır. Şimdi buradan anladım. Çok garip ve manidar bir yer burası. Bak diyor ki fiilleriyle ve amelleriyle memuriyetlerinin musaddık olurlar. Görüyor musun bak? Fiilleriyle ve amelleriyle memuriyetlerini musaddık olurlar. Salabeti imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifade ederler. Eylem bu. Mertebe imanlarını fiilen izhar ederler. Bu da öyle. Ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam tam amili ve mişvar Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve Hile-i Nebevi aleyhissalatü vesselamın hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hulasa amel ve ahlak bakımından amal ve ahlak bakımından sünnet-i nebevi aleyhissalatü vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam tam bir hüsnü misal olurlar ve nümene-i itikad teşkil ederler. İktida teşkil ederler. Şimdi bak, çıkarımlarım. Sadakat, itikada ve salabete. Sadakat, itikadı olan da şey yapar. Sadakat kim olur? İtikat ettiğini olur. İtikat ettiğini, sadakatı ne kadar olur? Salabetin nispetinde olur, şeriatın nispetinde olur. Yani dışa vuruş. Çünkü batının alameti dışa vuruştur. Zunnar ve şapka gibi şeyler imanın alameti sayılmış. İhlas ise imana, itikad ise sadakata, salabet ise eyleme alamet olmuş. Fiiller imana, hutbe Şamiye 77'de geçiyor. Bu ameller itikada bakıyor. Ahlak-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imana, mişvar Ahmed Aleyhisselatü Vesselam, mişvar demek tavır ve gidişat, doğruluk kaynağı. Yani Peygamber Aleyhisselam için söylüyor. Bu itikada bakıyor. Bak iki şey bakıyor imana. İmana tek. Ahlak-ı Muhammed'i imana. İsterseniz bunu yazayım. Şöyle şuraya yazayım. Ahlak-ı Muhammed'i'ye. Mişvari Ahmediye'nin Hilye'yi şimdi Nebeviye olacak abi. Ahmediye değil. Ne anlamadım? Hilye Ahmediye değil. Nebeviye. En alttaki. Demden koydunuz ya.
Kıyor. Gözümüzle de gözüksün. Ahlak kurtların cemidir, kuyuların cemidir. Mişvar, tavır, gidişat var ya böyle yaşantısı. Mişvar, yaşantıdır. Hile, mübarek ahlaklarının yani bu da eylem. Ahlakların dışa vuruşları. İtikattır. İtikada bakıyor. Salabet, dışarıdan gelip imana vereceği zarara karşılık verme, bak dışarıdan gelip imana zarar vereceği zarara karşılık verme ve o şeyin imana gitmeden söndüren sistemdir. İtikadın sıfatı, salabet. Salabet, itikatla dış dünya arasındaki berzahtır. İtikad da iman ile dış dünya arasında berzahtır. Sıralayalım. Salabet, itikad, iman. Dışarıdan içe doğru. Ameller. Şöyle olabilir mi abi? Arada biraz şey gibi. Salabet itikattan çıkıyor ya. Çıktığı yön hani biz hep ne demiştik? İman nasıl oluyor diye. Fiiliyatlarımızla oluyor demiştik. Yani şeyden, dimağdan, dana inen yol aslında salabetten geçiyor gibi. Hı hı. Yani fiil ve içsel alemin şeyi ya, ne kadar salabeti kuvvetliyse iman tarafına, vicdana o kadar akıyor. Evet. Yani gibi. Evet. O zaman şöyle oluyor sıralama, itikat, salabet, vicdan gibi. Değil. İtikat çünkü vahiy oluşturuyor. Salabetini takvan oluşturuyor. İtikat, salabet itikattandı ya. Salabet itikatın meyvesi, neticesi gibi değil mi? Eylemsel halidir. Yani eylemleştiği kadar da vicdana iniyordu ya, hani biz soruyorduk bir dimağdan vicdana geçiş ne kadar ibadet. Ha şey mi? Yapmışsa. Ha yani vicdana inerken, vicdana itikat değil, salabetinden iniyor sen. Yani o zaman salabet çıkar kadar. Tabii. Bu sistemdir. Bu senin itikadın var diye. Tabidin. Allah'a iman var. Namazın var mı kardeşim? Yani bu sistem, bu biz bu sistemi taramak için seninkisi, bunlar sensin. Bu haletlerdir. Şimdi Allah'a imanı var. Ve hayatında namaz yok. Hayatında faiz kırla gidiyor. Köleleşmişsin. Arabaya bineceğim diye, dolmuştan kurtulacağım diye 25 sene bankaya çalışıyorsun. Köle takılmışsın. Kirada oturmayacağım diye 25 sene iş bankasına çalışıyorsun. Köle, modern köle. Kira vermiyorsun, bankaya veriyorsun. Bu işte, bu bize bakıyor. Doğru Osman, bu sistem abim. Senin itikadın sana işe yaramıyor ki. İtikad imanı korumak içindir. Salabet ise seni koruyor. Salabet takvadır. Eylemdir. Eylemsel var. Takva, itikadın eylemsel dönüşmüş hali. Nasılcası bu? Salavet için iltizam hak diyor abi. İltizam hak. Ona gelecek. İltizam hak. Evet. Yani bir de şey, ünsiyet hak deniliyor. Eskiler, tasavvufçular ünsiyet hak demiş. Ruhun hatta ne kadar ünsiyet etmişse, ülfet değil, alışkanlık değil, zevklenmek. Ünsiyet haklar ne kadar ruhun imtizaç etmişse eyleme mutlaka. Çünkü seven sevdiğine karşı eylemde bulunmak zorundadır. Bu sevgi bırakmaz zaten. Yani eylemsel halimizdir sana. Tabii ki yaşadıklarımız aşağı iner. Yoksa ezberlediklerimiz aşağı inmez ki. Doğru. Şimdi salabet sırayla. Salabet eylemdir. İtikat
sistemi bilmek yani bilgilerdir. İman ise o Allah'taki Allah'ın verdiği karşılıktır. İnsanın kazanımı değil iman. Amel, biraz hızlı gidiyorum ki bitireyim diye. İş, çalışma, bir emri veya vazife yerine getirme, kar, iş, işleme. Dini bir emri yerine getirme, tatbik etme, itaat, ibadet. Fiil ise müessirin tesiri. Amel, iş. Hutbe-i Şami 77 diyor ki, insanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar. O zaman akıl, amel, salavet, itikat, iman. Akıl mı? Fiil mi? Ha, fiil mi? Fiil. Rabb'den acayip olmuş kafamda. Fiil. Fiil bak. Fiil. Amel. Amel ile fiil farklıdır. Okudum o için. Ameli yukarıda okudum. Bakmak başka, görmek başka. Bak, fi, amel, gir içeriye salavet, gir içeriye itikat, gir içeriye iman. Son bir yeri okuyorum. Son. Münazarat 89. İstersen amelleri bir daha okuyun. Amel ve fi. Hasan abi, sıralamayı bir daha. Bir dakika, bir dakika. Niye bir dakika diyorum, biliyor musunuz? Şöyle bir dağıtayım böyle. Bir kendine getireyim millete. Evet. Anlamıyor çünkü millet Hasan abi. Şimdi mesela şöyle bir tatlı bir şey söyleyeyim Hasan abi ya. Mesela. Akılıyorum ya. Kendime bakmaya çalışıyorum. İman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İman. Ama itikat Ahmet Aleyhisselam. Onun salabeti nebiliği. Hasan abi, Allah Allah. Ebu Bekir için Peygamber Efendimiz ne diyor? Onun imanı... Ümmetim imanı bir tarafa, onun imanı bir tarafa. Dolayısıyla Hasan abi ne demek oluyor bu? Salabetin de dejavurusu gene sadakat ya. Sadakat de kimin şeyi Hasan abi? Ebu Hazreti Ebu Bekir'in. Allah. Tatlı olalım böyle. Ha, şimdi de onu mesafe işte. Selamet seni karşılıyoruz sizde. Yaşayan insan. Güzel değil mi? Şimdi oturtur. Değil mi? Yaşayan insan. Sizden kendini yaşayan. Gemimiz. Gemiye gitmek. Gemiye istemek. Dıştan içeriye doğru. Dış. İçeriye doğru. Fiil, amel, salabet, itikat, iman. Fiil neydi? Müessirin tesiri. Müessirin tesiri. Yukarıdan mı yazdın? Yapmaz mı? Şey ki, genel yolda yürümek için. Tamam. Pek yapmam bu. Çünkü içini doldurmak, yani, doldurmak için. Yukarıda komple yanlış değil abi. Yanlış değil de bize doymuyor, doyurmuyor bizi. Yani nedir biliyor musunuz? Amel, o mellerin dışarı şeyi, yani sendeki o hislerdi. Fiil ise, fiilin kendisi değil, tesiri ya, yaparkenki şey. Amel ortaya çıkan bir şey. Amel, emri ve yerine, yani işin kendisi amel, onu yaparken müessirin tesiri, fiil. Hasan abi. Ondan sonra salabet salabet oluşturuyor bu iki şeyi. O salabet itikat oluşturuyor. İtikat da imanı besliyor. Salabet itikat oluşturur diyelim mi? Yani salabet şöyle. Osman bunu şöyle anlatıyor. Duruyorsun da. Yani 706'dan öyle dediği için yani 706'da diyor ya. Evet. İçeriden salabet. Doğru. Şöyle bir şey var. Bu sistem abim, bu sistem sende tamam. Olmasa sana bir şey kazandırmıyor. Tamam. Kafirde de var bu. Kalıp. He, kalıp bu. Kafirde itikat da vardır. Batıla itikat edeyim. Ondan sonra peki nedir bu? İltizam, fikri iltizam. Yani Allah vardır. Ahiret vardır. Ahkememek lazım. Tam da fiili iltizamın var mı? Yok. İddiadır. Şimdi adam bu takma, itikadını yaşamış hali. Elbette ki bu neticedir zaten. Bu diman, ahkamların haletleri, yani halet demek,
yaşanmış hale dönüşmüşün ismidir. Tam geri yani. Böyle bir haletim var. Yani bir trafik kazası geçiriyordum, geçirdim, şöyle bir şey oldu bende. Onun adı halet. Bir haletim var ya, yani, onun tesirini diyeyim. O yaşanmışın dışa vuruş. Bu bana bir kar getirmez. Tabii ki bu geriye gidecek şimdi bu. Salavetini, taassubun imtisalini, imtizamını yapar. Bir tarafını ortadan kaldırır. Şöyle diyeyim. Allah tuttu adına, tövbe, yani tasvir ediyorum. Bunu kime vereyim? Dağı almadı. Dereler almadı. Şunu, hayvanları almadı. Cinler almadı. Melekler almadı. İnsan, ver bana ver dedi, hemen alı verdi. Yani hemen bir aşağılık manasında şey yapıyor. Yani, ve Allah diyor ki ona, bu alana, bunun vermek istediği şey çok kıymetli. Bunun kıymetini ancak kim bilir? Alan bilir. Kıymetini bilen alır. Alan da kıymetini biliyor. Alana diyor ki, cahildir diyor, hem de zalimdir. Madem cahildir, bunun kıymetini niye biliyor? Çünkü ihtiyacı var. He, biliyor bak, ihtiyacını biliyor. İnnem kâne zalimen cehûle olan insanı aldı. Niye aldı diyor? Çünkü cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için onu aldı. Şuurlu bir salavet var. Mesela öyle bir kemal mertebesi var ki Risale-i Nur'da. Kemalatını kemalsizlikte, ilmini cehilde, vücudunu Adem'de bilmektir. Nasıl? Yani cahil olduğumuzu, hiç olduğumuzu neyle bileceksin? İlimle. Ya, hani ilim cehaletten kurtulmaktı? Cahilliğimizi anlamak içinmiş. Peki hiç okumayan cahilini bilmezmiş. Peki onlar kimdir? Tahta cahil. Allah. Cahil değiller ki. İmam-ı Gazali bilinmeyenden başlar. Bilinmeyen olabilmesi için, bak bilmiyorum diyebilmek için ilim gerekiyor. Bu müthiş bir şey. Bilmiyorum. İlim gerekiyor. Eksiğim demek için kemal bulman gerekiyor. O zaman kemalatın neticesi nakıslık, nakıslığı bilim. İlmin neticesi cahilliğini bilmektir. O zaman dertler bana dermanmış. Dert kendisi nasıl dermanmış? Nasıl ki ilim cehaletini bilmekse dertler de sana derman böyle oluyor. Çünkü dertler aslında sana dermanmış, ruhsal derman. Bedensel bir dertmiş ama ruhsal dermanmış. Ya bir anlayabilsek anlayamıyoruz. Allah ya. Bu işte ya anlayabilsek bu ilimdir. Anlamadığını anladığı için bu cehaletini bildi. Alim oldu ama nasıl alim oldu? Bir şey bilmediğini bildi. Bir şey bilmeyenler alim mi denilir? Bir şey bilmemen için ilim gerekiyor. Evet, alim olacağım ben çok uygulamıyorum. Cehil mi ya? Risale-i Nur'da nasıl geçiyor? Buna cehil-i mürekip. Cehil-i mürekip. Bilmez. Bilmediğin de bilmez. Toplumun vicdanı. Cehil-i mürekip. Çok tuhaf değil mi? İşte Osman diyor ki, abi buna takılı durma diyor. Şimdi kadar demiyordu. Salavet dersini söyledi. Çünkü doğru, ben doğru. Bu işte niçin? Bu da işte. Yani bu sistem bunu vermek için. Bu sistem bunu vermek için. Bu sistem bunu vermek için. Bu sistem bunu vermek içindir. Bunu sistem bunu verirsin ki zengin olasın. Yani düşünce zenginliği. Düşünce zenginliği olsun. Kapatma kapılarını. Tamam mı? Şimdi takva da arttı. Neyin arttı? Takva artmaz ki. İtikadın artmaz ki. İtikad belli. Bak şimdi. Belli değil mi? Allah'a iman, peygambere iman, haram, helal. İki tane haram var. İtikad edilecek edilir şeriye. İtikadı nasıl artıyor? Salabetle fikriyat hissiyata dönüşüyor. İntisalin kuvvetleniyor. Yani salabetle tatvan taassubunu arttırıyor. İtikadını salabetle intisalini, iltizamını, bir tarafını tarafkirliğe, bir behreliğine, behreliğe, safsata, hakikate dönüştürüyor. Ne? Salabet yapıyor. Salabet. Yani neyi söyledim? Bir geri dönüşü de var demek oluyor. Niçin ilim Kur'an'ı aldı? Tasavvurda var onun. Çünkü ilmini, cehaletini ortadan kaldırmak için aldı. İnnehu kâne zâlumen cehûlâ. Yani onun kubulü cahil ve zalim. Değil o. Mektubat okumak.
nasıl okunuyor? Mesela bir tanesi söyledi. Emirden de geçiyor. Hocalarla uğraşmayın diyor. Tamam sen denedin. Kavga etme kardeşim. Öyle değil mi? Hocalarla uğraşmayın, münakaşa etmeyin. Doğru. Ne anlaşılıyor? Kavga etme kardeşim. İkincisi ben ne anlıyorum? Bu surettir. Hat nedir? Uğraşma. Bir şey olmaz. Boşuna zaman verme. Zaman verme. Çünkü bu kendi bildiğinden çıkmaz. Sen ne anlatıyorsan kendi bilgisiyle libas giydirir. Onlardan bir şey olmaz. İhtiyacın hissedenlere git. Onlar ihtiyacını hissetmez. Oradan bakınca öyle görünüyor işte belki. Bir şey yok kaydı bu ya. Hasan, Hasan abi, şu sistem ve ahkam olan bölüm var ya, bunun birine yine araç üzerinden gidip birine akü, birine şarj dinamosu diyecek olsak hangisini denemiyor? Şimdi şarj, yani bir kere bunu sen motorculu bilensin. Sana bu sistemi anlattım. Sistem aküdür, sistemdir. Ama şarjın eylemsel halidir. Sürekli olmak zorunda değil mi? Tahsil etmek için abi. Başka salabette olacaksın. Münazarat 89. İslamiyet'in şeyini bir, metanettir. İslamiyet'in şeyini iki, sebattır. Üç, İslamiyet'in şeyini iltizamı hattır. Bizde ne olur? Bizde burayı kaçırmayın çünkü bitti, evet. Öğlen kalacağız da. İltizamı hak bizde tasavvufta ünsiyeti hak. İki tarafı da kısmen bildiğim için. Bak şimdi, İslamiyet'in şeyini... Ya ne güzel şöyle ya. Yani dizerse, dizerse gözükür. Beni etkiliyor çok. Bak şimdi, İslamiyet'in şeyini... Aynı şeyini bir, iki, üç. Metanet, sebat, bir de ne? İltizam. Bak. Bunları cem edersen... Sen bunlara soru bulamayacaksın, bana böyle soru bulamayacaksın. Olan salabeti dinledir. Bak, olan... Başınıza gelmedik diye şey olacak. Sağ ol, sağ ol. Ramazan oruçtan sormayacağım. Ben sonra sağ işte. Ben dur sağ ol, sağ ol. Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz İslamiyet neymiş abi? Aslında böyle ya. Şunları bilin. Ha? Devamında da şeyden söylüyor. Meşhuriyet vardı ya. Evet. Yoksa diyor cehilden, adem-i muhakimeden, neşededen taassup değildir. Vay be. Taassup deyince de iltizama inir. Sanki ikisi biraz böyle beraber. Yani salabetle iltizam veya taassup. Salabet diniyedir. Yoksa? Ha? Yoksa. Onu yazayım. Cehilden, adem-i muhakimeden, neşededen taassup değildir. Ha. Bak. İçler dişler çarpılım demiştim az önce de. Demek ki doğru demişim. Cahil şu sarık boşuna değil var diyorum arkadaşlar size. Takınca başka şey oluyor. Takınca başka bir şey oluyor. Bize çocuklar geliyor Gafur. Evet abi. Ondan sonra bizi namazda sarıklı görünce onlar da sevinip sarık takıyorlar. Anladım. pak demek istiyor bana Hasan abi. Temiz. Yok, yok, estağfurullah. Söyle bakalım. Neydi? Yoksa mı? Yoksa. Çocuklar. Şey yoksa. Hocalardan bir şey olmaz. Yok yok. Cehilden. Yoksa. Kafucuğum. Cehil oldun sen kaç yaşındasın? Bir de iki. Ben şey işte daha sakalı çıkmamış. Kaç sene oldu? İki. İki üç sene. Kaç yaşındasın sen? İki sene. İki yaşın olmuş. İki üç sene önce ya. İki üç oldu oldu. Üç olmadı. Beş. Ben. Oldu mu? Okula başlayacağım. Çok da yani hiç olmaz. Hiç oldu mu? Yorum şey. Dimağa başlayacak. O şeyde de kullanıyor. Onu diyorsun. Aynı yönde içinde taassupla. Erken konuşmayalım. Ben mi? Erken konuşmayalım.
deyimdir. Bak ya, bak şeyi anlatıyorum, görüyor musun? Taassuf ne olduğunu anladık değil mi? Bir cehaletten, iki adet muhakemeden. Tersten git. Taassuf kimde varmış? Cehil, yani bilgisiz olan değil, bilgiyi biliyor. Adam tarikattadır, nurcudur, şudur. Taassup ehlidir. Neyle vardı taassubu? Cehalette varılmaz. Tamam mı? İlimle var. Ama ilim onu ne yaptı? Bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini bilirse bilmeye açık olurdu. Yeni bir şey öğrenirdi. Senin, hani bu cehil, bu bizim anladığımız manada cehil değil. Biliyor, o bilgi kendisini bir şey zannettiriyor. Bu. Bilmediğini. Bilen cahil. Bilen cahil. Olursa bak, bir ters gidin diye. Taassup kimdir? Cehilden. Nereden anlıyoruz bu cehil bilmekten geliyor? Adimi muhakemeden. Biliyor ama elinde kantar, metre olmayınca adimi muhakeme, muhakeme edemiyor. Bu sefer adimi muhakemeden cehalet geliyor. Cehaletten de taassup doğuruyor. Tamam mı? Taassup doğuruyor. Lütfen, bu bilgisizlik değildir. Belki bilginin zirvelerindedir. Ama kendi bilgisini, kendisini kurtaracağını zannediyor diyor hocalara. Emir Dağı'nda. Kendi bilgisini, kendisini kurtaracağını zannediyor. Kendisinin düz okuyup Risale-i Nur cemaate ben vazifeyi yaptım, vazifeyi eda ettiğini zannediyor. Allah soracak o gençlerin imanına ne yaptım? Ne anladınsa anladın. 80 yaşındaki adamla, 20 senelik nurcuyla 18 yaşındaki liseyi eşit yaptı. Allah Resulü Ashab-ı Suffa ile Muhacir-i Ensar'a aynı dersi veriyordu. Hazreti Ali'ye özel yaptığı dersi ben size bir anlatsam, bu legayı bir anlatsam size. Niye abi? Niye abi? Bu lega diye bir kitabı var. Hazreti Ali'nin. Nehçül Belaga. He, Nehçül Belaga. Nehçül Belaga. Hazreti Ali, o da bir parçasını yapmış. Hani bir bildir denmemiş. Ha, şimdi bu lütfen bu tersten de okumayı Risale'de anlayışımızı artırmak adına tersten de gitmeyi becerememiz lazım. Taassubun zemini nedir? Taassub cehalette olmaz. Tamam mı? Taassubun zemini bir elinde metre. Orada bak abi, üstte ne dedi? İltizam hak dedi ya. İltizam mı batıl onun şeyi? İltizam diye taassup kıyadaydı. İltizam hak zaten bizim şey divan mertebesindeki iltizam. Evet. Oradan taassup çıkıyor ama tersi nasıl çıkıyor? Menfi taassup çıktığında iltizam hak olmuyor zaten. Evet. Yani bağlı zaten, yani göstermiş orada. Bak şu var ya şu. Şunu yapayım. Doğru. Allah onu anlat. Bu iltizam hak olursa salabeti dini olur. Eğer iltizamı batıl olursa, tamam, ondan sonra yanlış olursa iltizam, bu taassup, bu doğru. Aslında şöyle de oldu, şu aşağıdaki iltizamdan itikada geçmek için şuradan sebat ve metaneti ilave ettiğinizde iltizam hak var ya şimdi orada. Gel göster abi. Gel göster abi. Şu iltizamı hak. Şimdi zaten burası iltizam ya, buradan buraya geçmek için sebat ve metanet de olduğunda buradan artık itikada selabete diniyeye geçebiliyoruz. Evet, evet. Gibi yani. Metanet ve sebat lazım buradan, buradayken buraya geçmek için. Harika. Bu da var. Yani ilave... bu iltizam hak bu ama metanet ve sebatı da yaptığımız selabete geçiyor. Evet. İltizam hak. Tasavvufçular ünsiyet-i hak derler. O zenginliğiniz olsun. Yerde rastlarsınız, ünsiyet-i hak. İltizam-ı hak bizde. Bizde derken Risale-i Nur'da ve şeydir, ilmi kelamın şeyinde, ilmi kelamın ulemasında da o geçer. İltizam-ı hak diye geçer. Ünsiyet-i hak enfüste daha çok şey yapılır. Peki niçin bu zahiri kullandı? Çünkü salabet zahir. Eylemseldir. Bakayım. Şuraya da geçiş okuyayım. Salabetin içinde neler var?
Metanet var, sebat var, iltizamat var. Bunlar salavetin alt veri tabanları. Bunlar bunlar salabetin veri tabanları. Dersin başında şairin de çok önemli etkisi olduğunu söylemiştim. Böylelikle salabeti de bitirmiş olduk. Ondan sonra artık ya Allah Bismillah deyip tahayyüle gireceğiz. Durmak yok. Durduğunuz zaman bu rahmetliden memnun musunuz? Denilecek olacaksınız. Ama ben vallahi inanıyorum, yemin ederim ki orada da durmayacaksınız. Çünkü orada musallada cenazeniz kılınırken iki tarafı da zaten şahitsiniz. Biraz sonra nünker nekire ne diyeceğinizi hiç de şey yapmadan, çünkü zaten bazılar diyor ölümden, mezara girmekten korkuyorum diyor. Bunu kim? Ölüler soruyor bunu. Ölülerin sorusu mezara girmekten korkmak. Çünkü niye? Ölü, şu anda biz zaten mezardayız. Çıkmaya çalışmak gerekiyor. Ölünce uyanırsınız diyor hadiste. Ölünce ölürsünüz demiyor. Ölünce uyanırsınız. Şu anda mezardayız. Mezara girmekten değil, mezardan çıkmaya çalış. Mezara girmek korkusu değil. Mezara girme, mezardan önce çıkmaya çalış. Girmekten değil, çıkmaya çalış. Mümkün nekildeki kavga. Hepsi burada. Sureti buradadır. Hakikati oradadır. Yeri gelmişken bir, yani uçakta söylemiştim ya ben size. Ha neydi? Bu, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş. Şuraya bak. Onun cehli için, İlham. Yani herkes cehil. Neye ilham edilmiş? Cehilliğini bilene ilham edilmiş. Bak şuraya bak. Bak, onun fakri için ihsan edilmiş. Fakri için. Fakirin 18'in söz de söylüyor ki, diyor ki, niye bunlar sana verildi? 23. söz abi. Devam. Evet, bu başka bir yer söylüyor. Niçin 18'in sözü, niye bana bu verildi, bu dersler? Çünkü seni ihtiyaç hissetmiştim. Peki, sokaktaki diğerleri hissetmemiştim. En çok seni hissetmiştim. Çünkü isteğine verilecektir. Samimi isteyeceksin. Ve bırakmayacaksın. Ondan sonra bana diyorlar ki Risale-i Nur'da şu sağım, Allah'ım benim sağım değil. Doğru, sağımda mevzu. O benim sağım değil. Mesela şu mevzu veya şu şey. Ebced hesaplar mesela. Vesaire, ben anlatmak istedim. Ben birinci şu an. Sağım değil. Ebced'dir. Mesela ondan sonra abilerin ne yapıyorlar, ne ediyorlar. İşte vesaire şunlar. Bunlar bir sürü şeyler var, konular var. Bir sürü. Benim şey, mesela tevafukla adam uğraşıyor. Ömrü billah. Veya Risale'nin telif tarihine göre asrı yorumlamak için meşgul olmuş. Şu tarihte şu olmuş, demek ki insanlarda şu var. Yani o zaman nedir? Ben bundan anlıyorum. Külliyatta ihtisası veya diyeceksiniz. Niçin anlatıyorum? Yani bu konuda gönül vereceksiniz. Bu işin gönlün insan olacak. Risale-i Nur'u biliyor musunuz? İhadiyetiyle biliyorum. İhadiyetini de biliyorum değil mi? Vâhir davâhum. En elhamdülillâh rabbil âlemîn el-fâtiha tevâsselâvâ.